65 milyon seçmenden %64'ünün sandık başı yaptığı Almanya seçimlerini muhafazakar ana muhalefet CDU/CSU %30 oy alarak açık ara önde bitirdi. Aşırı sağcı ve göçmen düşmanı Almanya için alternatif AfD partisi ise %15,9 alarak ikinci parti konumuna yükseldi. Seçim Olaf Scholz kabinesindeki üçlü koalisyonda yer alan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti için tam bir yenilgiyle sonuçlandı. Her üç partide büyük oranda oy kaybı yaşarken SPD %13,9, Yeşiller %11,9, FDP Liberaller %5,2 oy alabildi. Yeşiller %8,6 oranında oy kaybetti ve bu sonuçlar Almanya'daki siyasi dengeleri alt üst etti. İktidardaki üç partinin toplam oy oranının %30'a gerilemesi koalisyon hükümetinin meşruiyeti tartışmalarını gündeme taşıdı. Muhalefet partileri seçim sonrasında Başbakan Scholz'u erken seçim kararı almaya ya da güven oylamasına gitmeye davet etti. Sonucu hükümet için bir felaket olarak tanımlayan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Başkanı Friedrich Merz, "Koalisyon hiçbir şey olmamış gibi devam edemez. Sonuç halkın hükümete duyduğu güvenin bittiğini gösteriyor." derken Scholz'un Federal Meclis'ten güven oyu alması gerektiğini, alamazsa istifasının gerekeceğini söyledi. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder de seçmenin çok açık bir şekilde erken seçime gidilmesinin sinyalini verdiğini belirtti. Alman basınında yer alan yorumlarda da seçim sonuçları nedeniyle erken seçimlere gidilmek zorunda kalınacağı belirtiliyor ve sonuçlar koalisyon hükümeti için büyük bir fiyasko ve büyük bir utanç olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Türk göçmenlerin kurduğu muhafazakar çizgide iki parti seçimin kaybedenler arasında yer aldı. Yenilik ve Adalet İçin İttifak adlı parti 31 bin oyla %0,1 oranında destek buldu. Çeşitlilik ve Uyanış İçin Demokratik İttifak adlı parti ise %0,2'lik bir oy oranına ulaştı. 148 bin seçmenin oyunu aldı. Her iki parti de gerekli sayıda oy toplayamadığı için Avrupa Parlamentosu'na milletvekili gönderemeyecek. Ülkede yaşayan göçmenlerin sınır dışı edilmesini, hatta Afrika ülkelerine gönderilmesini talep eden, planlayan ve bu gizli planı deşifre olan, Ocak ayında deşifre olan, geride kalan haftalarda bazı parti üyelerinin adı Çin adına casusluk skandallarına karışan Almanya için Alternatif Partisi'nin başarısı ise özellikle göçmenleri endişelendiren bir durum. AfD, Almanya'nın doğusunda yer alan ve oransal olarak Almanya'nın en az göçmen barındıran 5 eyaletinde neredeyse tek başına iktidar olacak güce erişti. AfD'nin seçimlerdeki başarısına paralel gençlerden aldığı destek de doğrusu çok dikkat çeken bir rakamı ortaya getiriyor. 18-24 yaş grubunda yer alan Almanların %30'u AfD'den yana oy kullanmış. Konuyla ilgili konuştuğumuz Almanya'daki Türk toplumunun önde gelen isimleri AfD'nin kazandığı başarının göçmenlerin yaşamını olumsuz etkileyeceği görüşünde hemfikir. En büyük endişeleri merkezdeki diğer partilerin AfD'nin radikal destek gören söylemlerini kopyalamaları, üstlenmeleri. Önümüzdeki yıl sonbahar aylarında Almanya'da genel seçim olacak. Bu süreçte AfD'nin göçmen, Müslüman, Türk düşmanı söylemlerinin daha da meşrulaşacağı ve Türk ve diğer özellikle Müslüman göçmenler için çok zor bir dönemin başlayacağı tahmini yapılıyor.